Sıradaki konuğumuz 1960 Trabzon doğumlu, yüksek enerji fiziğinde yüksek lisansını yaptı. Fizik yüksek mühendisi, iktisatçı, araştırmacı ve uluslararası bağımsız Milli Ekonomi Modeli Derneği Genel Sekreteri Harun Kayacı. Çok muhterem hocam, değerli Elazığ kardeşlerim, gecemize, şölenimize, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, benden önce konuşan değerli dostlarım, üstadlarımız ülkenin koşullarını ortaya koydular. Bugün neyi tartışıyoruz? Paralel devleti tartışıyoruz. Neyi tartışıyoruz? Paralel devleti oluşturan iktidarı tartışıyoruz. Neyi tartışıyoruz? Devlete çöreklenen çeteleri tartışıyoruz. Neyi tartışıyoruz? Bu çeteleri oraya yerleştiren iktidarı tartışıyoruz. Peki bunlar bize iş kazandırıyor mu? İş veriyor mu? İşimizi, aşımızı, borcumuzu ödüyor mu bunlar? Asıl gündemden sapıyoruz değerli kardeşlerim. Bugün bütün dünyanın problemi ekonomidir. Ekonomik bağımsızlığını kaybeden bir ülkenin siyasi bağımsızlığı olmaz. Siyasi bağımsızlığı olmayanın bir ülkenin de toprakları tartışma konusu olur. Bugün bakın, dünyaya baktığınız zaman 220 yıldan beri papazların ve hahamların yazmış olduğu kapitalizmle dünya idare ediliyor. Netice ne? Amerika halkı aç ve sefil. Avrupa devletleri sosyal devlet görevlerini yapamıyorlar. İşsizlik %10, %11'lerde. Ve bakıyorsunuz kapitalizmde kim zengin olmuş? 3 tane aile. Rothschild ailesinin serveti 3,2 trilyon dolar. Rockefeller ailesinin serveti 2,2 trilyon dolar. Charter Bank'ın sahibi ise 5 trilyon dolara sahip. 3 tane aile, Amerikan Merkez Bankası'nın sahibi, 7 milyar insan onlara çalışıyor. Böyle bir sistem var. Peki bu sisteme kim dur diyecek? Yani zulmeden, sömüren bu sisteme birinin dur demesi lazım. Değerli kardeşlerim, sizlerin içerisinden çıkan Profesör Doktor Haydar Başbey, milli ekonomi modelini yazarak nasıl uygulanacağını ortaya koyan da sosyal devlet projesini yaparak 220 yıldan beri bütün insanlığın kanını ömen kapitalizmi çöpe atmıştır. Peki değerli kardeşlerim, bugün kapitalizme karşı bir birlik oluşturuldu. Bunu duydunuz mu? BRICS ülkeleri diye. Brezilya, Hindistan, Rusya, Çin ve Güney Afrika. Bu birliğin temelinde ne var biliyor musunuz? Ben iyi hatırlıyorum. Profesör Doktor Ömer Hocam burada mı? Ömer Ayacıoğlu. Hocam burada. Rusya'dan gelen bir heyet 2008 yılında İstanbul'dan Antep'e gittik. Ömer Hocamın evinde iftardan sahura kadar Haydar Baş hocamla bir şeyi tartıştılar. Özet şu: Amerika battı dedi. Hocam hayır, siz yanılıyorsunuz. Kapitalizm battı. Amerika batmadı. Niye? Çünkü Rusya'da dolar geçerli. Uzak Doğu'da dolar geçerli. Hindistan'da dolar geçerli. Çin'de dolar geçerli. Güney Afrika'da dolar geçerli. Türkiye'de dolar geçerli. Doların Amerika maliyeti, hep veriyorum bu misali, bir konteyner kağıt 1.000 dolar. Merkez Bankası'ndan geçiyor, oluyor 100 milyar dolar. Amerika bakıyor, akıllıların idare ettiği ülkelere gönderiyor, 1.000 dolarla 100 milyarı sömürüyor. Bu devletlerde, siz dedi, bu devletler olarak saydığı devletlerde dolar geçerli mi? Geçerli. O zaman Amerika batmadı dedi. Ne yapacağız peki hocam? Ama değerli kardeşlerim, belki 10 saatlik bir konuşmanın, tartışmanın, soru cevabın neticesinde hocam ne yapacağız? Milli ekonomi modeli açın okuyun, bir cümlesi var. Ne biliyor musunuz? Devletler, ulusal devletler uluslararası ticaretlerinde milli paralarıyla beraber ticaret yapacaklar. Başka bir ifadeyle, yerli emek ve üretimin olduğu her noktada milli paranızı hakim kılacaksınız.
jeton düştü. Döndüler, bak değerli kardeşlerim, döndüler, Putin'e bunu aktardılar ve 5 tane ülkenin bir araya gelerek BRIC dediğimiz bu ülkeler, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkeleri bu milli ekonomi modelindeki sadece bu cümlenin ortaya koyduğu tezahürdür. Şimdi ne noktaya geldi Rusya biliyor musunuz? Bugün Rusya dünyada ve Orta Doğu'da siyaseti belirleyen noktaya geldi. Nasıl geldi? Milli ekonomi modeliyle geldi. Sosyal devletle geldi. Malumunuz 2013 yılında 27 Şubat 2013 yılında Profesör Doktor Haydar Başbey'i Rus parlamentosunda 5 saat dinlediler. Değerli kardeşlerim, Haydar Başbey Türk ve bu milletin insanı. Ruslar ela gözlerine haves olduğu için çağırmadılar. Gerçi gözleri de güzel. Bu insan, bu ülkenin insanı, kendisi de güzel, gözü de güzel ama Ruslar onu bağımsızlıklarını kazanmak için aldılar. 5 saat dinlediler. Bir şey daha gördük orada biz. 400 saat sonra baktım hocam çıkmış. Orada bir seccade bulmuş. Ne mazgılı tekrar döndü. Değerli kardeşlerim, insanlar sonra lider olmaz, lider doğarlar. Haydar Başbey her nerede bulunursa o bulunduğu yere rengini verir, kokusunu verir, Türk milletinin bütün özelliklerini oraya kazandırır. Yani Rusya Haydar Baş'a ihtiyacı var. Haydar Baş'ın Rusya'ya ihtiyacı yok. Bunu böyle bilelim. Şimdi çok enteresan bir şey size söyleyeceğim. Dertleşiyoruz. Şu anda Rusya'dan, Rusya devletinden hocama yapılan bir anlaşma var. Hocam diyorlar gelin, sadece Rusya ile Türkiye değil, Rusya, Türkiye, bütün Orta Doğu meseleleri lütfen bizimle gelin, bu problemleri beraber çözelim. Biraz sonra belki hocam ifade eder. Yani ben de genel sekreter olduğum için, bu çalışmanın ucunda bulunduğum için söylüyorum. Değerli kardeşlerim, bu insan bu tezi niye yazdı? Bu tezi Rus vatandaşları için mi yazdı? Hindistanlılar için mi yazdı? Çinliler için mi yazdı? Bizim için yazmadı mı? Ama siz onu parlamentoya sokmadınız. Bugün dünyanın hakimi olan milli ekonomi modeliyle beraber dünyanın birinci gücü olan Rusya Profesör Doktor Haydar Başbey'i parlamentosuna çağırdı, dinledi. Şimdi ise Orta Doğu'nun çözümünü onda arıyor. Değerli kardeşlerim, yapmamız gereken bir şey var. Ünal hocam çok güzel bir şey ifade ettiler. Sandıklar önümüze boş geliyor. Türk milleti 8 saatlik mesai verecek. Seçim günü boş gelen sandıklara 8 saatlik mesai verirlerse yürekleriyle, reyleriyle beraber o sandıklarda milli iradenin parlamentoya yansımasını isteyecek şekilde giderlerse, Haydar Başbey'i parlamentoya sokarsak, yemin ederek söylüyorum, Türkiye kendi ifadesiyle bir yılda Avrupa'yı, 2 yılda Amerika'yı geçer, 3. yılda dünyanın devi olur Türkiye. Onun için değerli kardeşlerim bir karar verelim. Bu kararla beraber 38'den bu tarafa bu milletin iradesi manipüle edildi. Bu oyunu bozacak olanlar sizlersiniz. Ayşe teyzelerimizdir, Mehmet amcalarımızdır. Var mısınız bütün dünyanın ayakta alkışladığı, karşısında eğildiği, teziyle beraber ayağa kalktığı, bağımsızlığını kazanmış olduğu Profesör Doktor Haydar Başbey'i parlamentoya sokmaya var mısınız? Yürekleriniz de var mısınız? Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.